Herkeslere, hepinize merhabalar arkadaşlar. Hız Aldırdığı yepyeni bir videomla karşınızdayız arkadaşlar. Bu gördüğünüz sistem. Geçen gün bunların tanıtımını sizlere yapmıştım. Bir adet 12 volt 7 amperlik akümüz üzerinde zaten yazıyor. Bir adet güneş panelimiz 20 watt. Bir adet bu PS invertirimiz 12 volt, giriş 220 volt, çıkış 300 wattlık invertörümüz ve bu dalgayı görmemiştiniz arkadaşlar. Zaten bunun videosunu ben çektim attım. Bu geçenki videomuzda bu yoktu. Bunu bugün aldık. Bu zaten 30 amperlik bir şarj, solar şarj kontrol cihazı, diğer adıyla regülatör. Şimdi biz bundan ne yapmışız? Önce bir ona bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle akümüzü buna bağladık. Gördüğünüz gibi akü girişine aküyü bağladık. Panel girişi de iki kablo aldım. Buradan da çıkış alıyoruz. Şu anda akümüzde kalan değeri de zaten şu anda gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar, şu anki panel gösteriyor. Şu an zaten gece karanlık. Panel bağlı değil. Buna adaptör bağladım. Şu 12 voltluk, şu benim meşhur adaptörü bağlanan, geçen bununla inverter bağlamıştık ya, 12 volt 1,5 amperlik olan adaptörü. Bakın şimdi bundan çektiğim zaman bu adaptörü, panel işareti kayboldu ama tekrardan şimdi fişe takacağım. Bakın fişe takıyorum şu an. Burada panel işareti geldi. Bu aküyü şarj eder mi diyen arkadaşlar olabilir. Olduğu kadar gecenin bu vaktinde ben nereden gideyim de güneşi bulayım. De güneş panelini bağlayayım buna. Öyle bir şansımız yok. Bu şey, adaptör yani iş yapmaz. Yani yapmaz dediğim, bunu aküyü kolay kolay şarj edemez. Çünkü onun gücü yetersiz. Bize doğru akım için bize 14,4 voltluk bir enerji lazım ki aküyü rahatlıkla doldursun, beslesin. Onun için de bu güneş paneline ihtiyacımız var. O da güneşte, havada test edebiliriz. Ama ben sizin hani gene içiniz rahat etsin diye şuradan şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Evet, şunu taktık ama takamadık. Evet arkadaşlar. Akünün değerini gösteririm. Akü 13 volttu. Şu an düşmüş akümüzün değeri. Çünkü inverter takılı. İnverter çalışıyor şu anda. 12,58, yani 13'ün altına düşmüş. Zaten burada da değeri görebilirsiniz. Şu an burada arkadaşlar inverter çalışıyor. Bu arada inverter çalıştığından dolayı zaten o güç kaybı yaşanıyor. Şöyle kapatayım inverteri. Şöyle göstereyim. İnverteri kapatınca arkadaşlar bakın, görüyor musunuz? Hemen yükselmeye başladı. 12,6'ya çıktı. Dediğimiz gibi adaptör takılı. Adaptörden buraya besliyoruz ama adaptörün pek bir faydası yok dediğim gibi. Şimdi tekrardan şu invertörümüzü açalım. Haydi. Evet, invertörü kapattık. Şimdi invertörümüz geldi. Açılırken biraz nazlandı aslında. Evet arkadaşlar, sistem şu an böyle. Daha sonra ben bunu kuracağım. Bu güneş panelini zaten balkona koyacağım. Balkondan kuracağız. Oradan kabloyu çekeceğim ve sistemi ayarlayacağım. Bu tam bittikten sonra da yine sizler için bunun bir detaylı videosunu arkadaşlar çekeceğiz inşallah. Tek derdimiz şuydu. Bunu da çok şükür hallettik. Fakat bir derdimiz akü 20 watt ama bir tane akü sadece buna yetmez. Diyorum hani bir 20 wattlık güneş paneli daha alabilirsem alacağım. Ne olacak bu sefer, 20-20-40 watt'a çıkaracağız. Hani olur da ileride bir tane daha alabilirsem bir panel, o zaman ne olur, 40-50 yani bir 20 wattlık bir güneş paneli daha ekleyebilirsek o zaman ne olur, 60 watt'a kadar çıkarabiliriz. O zaman bizim işimiz rahatlıkla görünür. Belki o zamana kadar arkadaşlar, şu an bu benim motosikletimin aküsü dediğim gibi. Belki aküyü de büyütürüz. Zaten regülatörümüzü büyüttük. Regülatörümüz 30 amper, bize hayli hayli yeter.
Bunun için ayrıyetten de zaten şeyimiz de var, invertörümüz de var. Bunu gündüzleri istediğim gibi kullanabileceğim. Elektrik gitse de gitmese de fark etmez. Biz bunu bu şekilde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Bir başka videomla tekrardan görüşmek dileğiyle.